Selamlar, hayırlı güzel bir günümüz. Bu görüyorsunuz, bugün de yağmur yağıyor. Her günümüz ayrı ciddi, ayrı önemlidir. Bugün de ayrı bir hayatı, ayrı bir ömrü Allah'ın izniyle dost doğru bir şekilde yaşamaya çalışacağız. Hayat hızla akıp gidiyor. Her anımızı da öyle değerli biliyoruz ki şu kısacık ömrü kainatın bütün zaman dilimlerini kazanacak şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Ve her şeyden önemlisi bizleri yaratan, bizlere şu nimetleri veren, her şeyimizden haberdar olan, emanet ömrü, emanet bedeni veren Yüce Rabbimizin rızasını uygun yaşamaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle bugün benim tuttuğum oruçlar, kıldığım namazlar bana kalır. Ve insanlar şu hayatta her şeyden önemlisi kulluğunu yerine getirmelidir. Bunu yapmayanlar emin olun şu dünyada bir kayıp içindedirler. Biz her zaman şu mükemmel kainatı yaratan, bizlere şu mükemmel nimetleri veren Yüce Rabbimizin hükümlerine göre Allah'ın izniyle yaşamaya çalışıyoruz. Çünkü önemli olan budur. Biz ebedi olanı arıyoruz. Bizim fani olanla, geçici menfaatlerle, oyun eğlencelerle işimiz yok. Önemli de değil zaten. Allah'ın izniyle her zaman böyle yaşayacağız. Biz hayırda, takvada yarış içindeyiz. Ama kendimiz de yarışıyoruz. Yani Yüce Allah'ı çok sevdiğimiz için ibadetlerimizi yapıyoruz. Başka hiçbir sebebi yok. Hiçbir menfaat çıkar yok. Zaten böyle olanlar münafıklardır. Ve şurası da aşırı nettir. Bakın. Önümüzde hükümler bellidir. Yüce Allah'ın bizlerden istediği hayat bellidir. Her gün farz ibadetleri yapmanız ve dosdoğru yaşamanız gerekir. Yüce Allah'ın bizlere verdiği şu nimetlerin onun rızası için kullanılması her şeyden önemlidir. Böyle yaşamayanlar emin olun hem şu dünyada hem ebedi alemde kayıpta alır. Bunlar rezil, rüsva, helak olmaya mahkumlar. Siz bunlardan olmayın. Zaten sayısızca çevrenize bakın, kafir, münafık, müşrik var. O kadar cahil insanlar var ki insan olma vasıflarını dahi kazanamamışlar ne yazık ki. Siz bunlardan olmayın diye anlatıyoruz bu konuları. Bakın, insanı değerli kılan akıl ve iradesini kullanması, Yüce Allah'ın rızasını uygun yaşamasıdır. Bu her şeyden önemlidir. Şu dünyanın masallarıyla değil, Yüce Allah'ın hükümleriyle yaşamanız gerekir. Böyle yaşadığınızda değerlisiniz çünkü. Ve şurası da çok önemli. Sizin duanız olmasa Yüce Allah size niye değer versin? Ve sizlere verilen şu mükemmel nimetler, onun rızasını uygun yaşandığında değerlidir. Lütfen herkes düşünsün, anlasın. Şu masallara da sakın takılmayın. Bazı cahiller kendi kendine hüküm verebilir. Ama onların söylemleri zerre kadar önemli değil. Önemli olan Yüce Allah'ın hükmüdür. Bakın, doğrular yanlışlar bellidir. Haramlar helaller bellidir. Siz bile bile haramları yapıyorsunuz. Günahta yarışıyorsunuz, her türlü şeytani işe bulaşıyorsunuz, sonra da bir şey yaparım ben cennetliyim, her şey düzeldi, böyle bir hayat yok. Emin olun bunların hepsi cahil, kafir, münafık, müşrikler. Siz bunlardan olmayın. Bunların kendinden haberi yok. Yüce dinimiz İslamiyet'ten hiç haberleri yok. Bizim dinimiz bizlere bunları söylemiyor. Yüce Allah bizlere akıl ve iradeyi neden vermiş? Onun rızasını uygun yaşayalım diye. Zerre kadar bir hataya, günaha düşmeyelim diye. Ama bunlar her türlü haramı yapıp sonra bazı şeyleri yapınca her şeyin düzeldiğini zanneden kafirler ne yazık ki. Siz bunlardan olmayın. Çevrenizde o kadar cahil insan var ki. Sayamazsınız. İşleri güçleri şu dünyanın menfaati. Şahısları, ideoloji akımları, bin bir türlü masal hikayesi. Bu batıl düzene uyanlar. Bu kafir, münafık, müşriklerin peşinden gidenler de helak olmaya mahkumlar. Haşa, Yüce Allah'tan daha mı akıllılar, kendi kafalarına göre yaşıyorlar? Bütün herkes, bütün kainat Yüce Allah'ın hükümlerine göre yaşamalıdır. Allah'ın izniyle biz böyle bir hayat sürüyoruz. Her gün tuttuğumuz oruçlar da, kıldığımız namazlar da, dualarımız da, hak kelam, Kur'an-ı Kerim tilavetlerimiz de, diğer bütün ibadetlerimiz de Yüce Allah'ın rızası için. Her şey onun için. Çünkü her şeyin sahibidir. İnşallah Yüce Rabbimizin en sevdiği, en razı olduğu kullardan oluruz diyorum. Hoşçakalın.